Nasılsın? Her zamanki gibi. Yanına oturabilir miyiz? Buyurun, oturun. Eğer bize bir öykü anlatırsan sana bir içki alırız. Nasıl bir öykü istersiniz? Her zaman anlattıklarından. Ne bileyim, hayatını anlat bize, maceralarını. Mesela gerdek gecende nasıl çuvalladığını anlasın. Birçok kez anlattım onu. O zaman sen de bize kaçış hikayeni anlat, hadi. Kim dinlemek ister ki onu? Artık o öykü beni bile ilgilendirmiyor. O zaman seni ilgilendiren bir şey anlat. Romanya'daki gençlik yıllarım olur mu? Onu dinlemek ister misiniz? Tabii, sen bilirsin. Benim ilk anılarım zamanın kendi kadar eskidir. 70 yıl önceki çocukluk günlerim kadar eski. 70 yıl önce olanları hatırladığım zaman sanki dünyanın başlangıcını hatırlıyorum. Bir kütüğün üzerinde oturup göldeki yansımama baktığımı hatırlıyorum. Desene, bu öykünün sonu gelmez artık. Sus da anlatsın. Tabii gelmeyecek. Bence gerçek bile değil. Bana bir içki gerek.
Bir yudum da olsa yeter. Bana bir içki alır mısınız? Anlatsana, Romanya nasıldı? Henüz 17 yaşında bile değildim. Bir zamanlar hepimiz 17 yaşında olduk. Dedim ya, henüz 17'sinde bile değildim. Aa, gel gel. Dragomir bize öykü anlatacak. Öykünün başında Dragomir 17 yaşındaymış. Babam ve abim bizden ayrı yaşarlardı. İkisi de tekerlek tamircisiydi. Evleri ve atölyeleri kentin öte yanındaydı. Bizse bütün gün hiçbir şey yapmazdık. Annem ve Kıyra tüm günlerini aynanın önünde süslenerek ve her gece yapılan eğlencelere hazırlanarak geçirirdi. Kışın çay, yazın şerbetler içerdik. Bütün yıl boyunca Türk tatlıları yer, kahve içer, nargile tüttürür, boyanır ve dans eder durur. Ne yapalım şimdi? Meşke. Harika bir yaşamımız vardı. Evimize sürekli genç ve güzel adamlar gelirdi. Hep ya kahverengi ya da siyah saçlı olurlardı. Yakışıklı Türkler, Yunanlılar ya da Rumenler de hepsi. O zamanlar milliyet denen şeyin önemi yoktu. Önemli olan güzel ve yakışıklı, seçkin ve ketum ve tabii sabırlı olmaktı. Benim görevim nöbette durmaktı. Pencerenin eşiğinde oturur ve beklenmedik bir durumda diğerlerine haber verirdim. Bu iş hoşuma giderdi. Çünkü arada sırada eve gelip hepimizi, özellikle de annemi döven babamdan ve abimden ölesiye nefret ederdim. Annem ve Kıyra çok güzel kadınlardı. Kirpikleri çapkınca kırpışır ve sanki gözlerindeki aşk ve arzu ateşini canlı tutmaya çalışırdı. Konuklarımız da onların ellerini, elbiselerini, hatta ayakkabılarını öpmek için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Sarılmalar, öpücükler, arzulu ellerden kur dolu kaçınmalar. Babam geliyor. Babam geliyor. Yürüyün. Çabuk ol. Yürüyün. Çabuk terk edelim burayı. Hadi acele edin. Hadi çabuk. Hadi çabuk olun. Yürüyün. Çabuk. Ne var? Gene ne istiyorsun? Yine aynı şey ha. Sürtmekten başka şey bilmezsin zaten. Seni. Seni aşağılık orospu seni. Sana ne be? Sana ne? Bana ne ha? Bana ne? Ha? Babamın parası diye mi? Senin işini bile okurmadım ha? Senin paranı yemiyorum ya. Ha. Yok baba, baba vurma ona. Hayır durmadım, Allah aşkına suratıma vurma. Merhamet et, yalvarırım suratıma vurma. Yine geleceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. El alemin maskarası oluyoruz. Önce annemin babamı aldattığını ve onu kendini dövmek için mi kışkırttığını, yoksa babamın hiçbir neden yokken annemi dövdüğü için mi annemin onu aldatmaya başladığını hiçbir zaman öğrenemedim. Babamın nazik bir insan olduğunu bir kez bile görmedim. Bütün bildiği dayak atmaktı. Bu yüzden de annem gereksinim duyduğu incelik ve aşkı sevgililerinden alıyordu tabii ki. Bu kadar olur artık değil mi?
bana pek zarar vermedi. Birkaç gün ortalarda görünmez artık. Yani yine konuklarımızı çağırabiliriz. Annemin dediği gibi birkaç gün geçmeden eğlenceler yine başladı. Kıra ve annem yine çok güzel ve neşeliydi. Aa, duydunuz mu? Kodin hapisten çıkmış. Ah, Anastasia teyzenin başı oğluyla dertten bir türlü kurtulmuyor. Hangi Kodin? Şu katil mi? Aa, evet evet, şu çok iyi bıçak kullanan adam, buraların belalısı. Bana kalırsa Kodin en kötüsü değil, ondan daha kötü olanlar da var. Söz gelimi kocam daha da beterdir. Babam geliyor. Babam geliyor. Çabuk çıkın dışarı. Çabuk, 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 çabuk dışarı. Herkes dışarı. Çabuk olun. Acele edin. Acele, acele, acele. Hadi. Niye gülüyorsun? Şunlara baksana. Hani baban nerede? Nerede o? Nerede? Sesini duyamıyorum ki. Nerede? Duyamazsın tabii. Çünkü babam gelmedi. Kimse gelmedi mi? Bu ne kötü şaka böyle Dragomir? Eğlenceyi en güzel kimse yerinde kestin öyle yok. Mi? Babam da çok gelmedi. Çok kötü bir şaka Dragomir. Babam gelmedi çünkü dükkanında mutlu bir halde tekerleklerini üretiyor şimdi. Niye bunu yaptın Dragomir? Neden? Kızdım o herife. Kira'nın ayağını öyle öyle şehvetle öpüyordu ki. Aa Dragomir, kıskandım desene şuna. Oh! Ha, demek kıskandın ha. Ondan mı yaptın bütün bunları Dragomir? Kıskançlık çok kötü bir huydu. Şu babana bir baksana. Ayıp sana, ayıp. Utanmalısın Dragomir. Ay Dragomir. İki kadın şımartıyordu beni. Sevgililerinin tutsağıydım artık. 17 yaşındaydım. Ama yaşamın ne olduğu hakkında en küçük bir fikrim yoktu. Ender olarak çevrede yalnız başıma dolaşmaya çıkardım. Böyle zamanlarda dışarıda ışıkla ve vahşi çiçeklerin kokularıyla dolu bambaşka bir yaşam olduğunu fark ederdim. Sonu gelmeyen danslardan, şarkılardan, ziyafetlerden, öpücüklerden, nargile zevklerinden sonra bir kelebeği kovalamanın, çimenlerde böceklerle oynamanın, uçuş böceği yakalamanın, öten kuşları dinlemenin farkını keşfetmek çok zevkli bir deneyimdi. Bir yaz günü çimenler üzerinde bedeni okşayan tatlı bir esintinin zevkiyle kalbi dolduran haz gibi bir şeydi bu. Hey! Hey! Sen, gel buraya. Söylesene evlat, şu notu götürür müsün lütfen? Manastırdan sonra sola dön. Köşedeki üçüncü ev, Irina'yı sor. Okuyup karşılık yazana kadar yanında bekle. Bütün işim bu. Hadi, aceleyle git şimdi. Peki efendim. Bilemiyorum. Söyle ona bakacakmış işte. Cevabınız bu mu? Evet. Şu anda bilmiyorum işte. Size bilmediğini söylememi istedi. Hayır mı? Hepsi bu mu? Ayrıca bir bakacağını söylememi istedi. Almıyor musun? Neden? Birine bir iyilik yaparsanız karşılığında para beklemezsiniz. Söylesene evlat. Sen buraya gökten mi düştün yoksa? Baban nerede? Nerede oturuyorsunuz? Ben babamla oturmuyorum. Limanın yakınında annemle kız kardeşim Kira ile birlikte oturuyorum. Ha, yoksa annen şu ünlü güzel kadın mı? Vay.
Deme ya. Ona saygılarımı iletir misin? Yakira, buraların en güzel kızı da senin kız kardeşin ha? Benim adım Kodin. Kodin'i duydun mu hiç? Galiba son işimden Kodis'e girdiğimi duymuşsundur ha? Ama çıktım işte. Çimenlikte güneşleniyorum şimdi. Her şey yolunda. Değil mi? Benden korkuyorsun öyle mi? Niye korkuyorsun ya? Hadi niye korktuğunu söyle. Birine kötülük etmek ne demektir bilir misin? Ona acı çektirmektir. Hayır evlat, bilmiyor musun? Kötülük, tek kötülük adaletsizliktir. Sen garip bir çocuksun. Ve hayatta ilk defa iyilik yaptığını söyleyip parayı geri çeviren bir çocuk gördüm. Bizim buralarda adet tam tersidir. Eğer birine bir şey verirsen, o senden hemen daha fazlasını ister. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Tamam, peki benim dostum olmak ister misin? Bana aslında nasıl biri olduğunu söyle, ben de sana nasıl biri olduğumu söyleyeyim. Sana bildiğim her şeyi söyleyebilirim. Hepsi de şu zaten. Ben hayvanın biriyimdir. Şimdi arkadaşım olmak ister misin? Arkadaşın olmak mı? Sana ne verebilirim ki? Bir şey veremezsin öyle mi? O zaman uğurlar ola. İyiliğin için teşekkürler. Şaşırmıştım. Aman Tanrım. Neden bu adam, hapse girip çıkmış belalı bir kabadayı olan bu adam nazik bir dostluk peşindeydi ki? Özellikle benim gibi annesinin zevk budalalıklarından, parfüme bulanmış eğlencelerinden ve babasının zalimliklerinden başka bir şey bilmeyen bir çocuktan niye istiyordu bunu? Bir akşam ev yine konuklarla doluydu. 7 konuk, 3 de müzisyen vardı. O sıralar ünlü olan müzisyenlerdi bunlar. Tanrı şahidim olsun, onun iradesi dışında hiçbir şey yapmadım. Beni yarattığı gibi yaşadım, verdiklerinden hiçbir şey değiştirmedim. Ve Tanrı'ya şükür ki kalbimin arzuladıklarıyla onun bana sundukları her zaman uyum içinde oldular. Ya şeytan? Bazen şeytan da işe karışır. Ben şeytana inanmam, Tanrı şeytandan daha güçlüdür. Şurası kesin ki hepimiz, bütün insanlar Tanrı'nın istediği gibiyiz. Her zaman Tanrı'nın dediği olur. Sabah uyanmamız, kekimizi yememiz, kahvemizi içmemiz, parfümlü sıcak banyolarda yıkanmamız, tenimizi yağlamamız, soba üstündeki sütün dumanında yüzümüzü yumuşatmamız, saçımıza parlasın diye yağ sürmemiz, tırnaklarımızı parlatmamız ve günümüzü zevk içinde geçirmemiz. Yiyerek, içerek, güneşte yatarak,
kalkarak, şerbetler içerek, şarkı söyleyerek, dans ederek, eğlenmemiz, zevk içinde yaşamamız, her şey onun isteğiyle olur. Hiç kimse cesaret edemez. Tanrı'nın bizi kendi istediği gibi yaratmamış olduğunu söylemeye. İyi yarattıysa tabii ki iyiyiz ama kötü yarattıysa kötüyüz. Bizi o yarattı. Tanrı'ya yemin ederim burada olmaktan iyisi yoktur. Evet dostum, haklısın. Ama sevgili dostlarım, mutluluğun da bir bedeli vardır. Yaşamlarımızın bedelini de ölümle ödüyoruz zaten. Yaşamanın tatları vardır. Canlarım dans edin, mutlu olun. Hayatın tadını çıkarın ki son gün geldiğinde arkanızda pişmanlıklar olmasın. Babam geliyor. Ne? Babam geliyor. Koşun. Kaçın. Çabuk kaçın. Olun. Dışarı, dışarı. Koşun. Hadi. Koşun. Dışarı, dışarı. Dışarı, dışarı. Hadi. Çabuk ol acele. Orhat mı? Orhat mı? Geberteceğim seni. Geç öyle. Geç. Geç öyle. Ah, geldim. Bırak şunu. Ah. Namussuz orası seni. Ah. Ah, geldim. Bırak onu. Demek artık böyle ha? Sen abine el kaldırıyorsun. O Oruç kardeşin de beni gebertmek istiyor ha? Heyecanlı bir hikaye. Yarısı bile doğru olsa yeter. Yalan söylemiyor. Ben Dragomir'i tanırım. Bu anlattıkları doğru. O uydurunca ben hemen anlarım. Bir içki daha alır mısın? Alırız alırız. Anlatmaya devam et. Babam ve abim mumu söndürüp beni de götürdü. Mahzende dövülmüş bir biçimde böceklerin arasında yatan annemi. Sandıkta boğulmasından korktuğum. Kirayı düşününce ağladım. Kaçmayayım diye beni gözetliyorlardı. Gün boyunca beni çalıştırıyorlar. Gece olunca da minicik pencereli küçük bir odaya kilitliyorlardı. Hasırın altında bir sopa bulunca tırmanıp pencereyi zorladım. Oradan dışarı kaydım ve doğru evimize gittim. Dragomir. Evet benim. Sizi kurtaracağım. Annem, annem nerede? Onu mahzene kilitlediler. Onu kurtarıp kaçacağız buradan. Hadi. Dragomir, yavrum. Gel hadi. Dikkat et. Oğlum, Dragomir. Anne, neler yapmışlar sana? Güzel annemize neler yapmışlar? Üzülme yavrum. Hemen buradan kaçalım. Onlar gelmeden hemen kaçmak zorundayız. Annem ve Kira çabucak yıkanıp giyindi. Bir saat sonra üçümüz de Kazasu yolundaydık. Kötü gözlerden uzak bir yere oturdum. Zavallı çocuklar. Babanızdan her şeyi beklerdim. Ama beni öldürmek yerine böyle yüzümü çirkinleştireceğini beklemezdim. Galiba sol gözüm kör oldu. Şimdi çocuklarım burada kalın, tam burada. Akşam duasından sonra iki atlı buraya sizi almaya gelecek. Onlardan korkmayın. Onlar benim kardeşim. İyi niyetli, temiz kalpli insanlardır. Bir kaçakçı çetesiyle birlikte çalışırlar.
Dikkatli olmalıyız. Saklandıkları yeri söyleyemem. Sizin için kardeşlerime para bırakacağım. Bundan sonra çok paranız olacak çocuklarım. Kendinize dikkat edin ve iyi olun. Tamam mı? Ve asla yaşlı, hasta ve başı dertli olanları unutmayın. Her şeye dikkat edin, mutluluğunuza da. Çünkü bazen sizin mutluluğunuz başkalarına batacaktır. Bunu unutmayın. Sakın unutmayın. Tanrı sizi korusun. Anne! Anne bizi bırakma! Dur Kira! Tanrı böyle olmasını istedi. Bunu anlamanız gerek. Anne! Anneciğim! Bunun anlamı ne? Sadece bir şey. Birbirimizi bir daha ancak cennette görebileceğiz. Bir daha annemi görmedik. Bir içki daha ister misin? Hı hı. Kira ve ben birbirimize sarılıp ağladık. Bu dünyadan değilmişiz gibi geliyordu bana. Bu bir rüya mıydı? Yoksa tüm yaşamımız kötü bir rüya mıydı? Ya o iki dayın kaçakçılar? Şimdi anlatacağım. Akşam duası geldiğinde... Onlar! Onlar! Sonunda geldiler. Tanrı'ya şükür geldiler. Hey küçük kız, hangi dili konuşalım, Yunanca mı, Türkçe mi yoksa Rumence? Rumence, cesurların simgesi. Adın ne senin? Benimki Kozma. Benimki de Kira. İyi Kira. Seni öpeyim dayın olarak. Senin dudağını aşık olarak öpecek adam çok şanslı doğrusu. Sen niye öyle bakıyorsun, korktun? Ne çok silahınız var. Dragomir'sin değil mi? Evet. Dünyada adaleti dağıtanlarla aran iyi değilse çok silahlı olman gerek. Bunu sen de anlayacaksın. Evet, bu doğru. Ben bunu çoktan anladım. Bu kadar iyi anladığın nedir Gonca Gül Kira Kiralina? İnsanlar kötüdür ve onları cezalandırmak gerekir. Aferin sana. Görüyorum ki kalbin intikamla dolu. Kutsal bir intikamla. Bu geceden tez yok babamın kalbine bir kurşun girmeli. Ve senin abin de benim abime aynı şeyi yapacak. Yapın. Annemin hatırı için yalvarıyorum. Yapın bu işi. Bunu yaparsanız ölene dek köleniz olurum. Beni de yanınıza alın. Kira. Tanrı seni kadın yaratmakla büyük bir hata yapmış. Ama dediğin doğru ve bizim itirazımız da yok. Yaramıza tuz bastın sadece. Ama açık söyle, babanın kesik başını görünce şok olmayacak mısın? Ellerimi kanına batırıp yüzümü o pis kanıyla yıkayacağım. Kira, Kiralina. Tatlı dilli yılan, tam da annesinin kızı. İstediğin olacak. Bu gece deneyeceğiz. Bin yıl bile yaşasam o geceyi asla unutmam. Öldüğüm anda bile. Babamdan ve abimden tüm kalbimle nefret ediyor ve gebermelerini istiyordum. Ama birinin ölümünü istemek ayrı şey... İdamında hazır bulunmak apayrı bir şeymiş. Neden acıma ve nefret hep birlikte yaşıyor? Neden hem seviyor hem de öldürüyoruz?
Yalnız kaldığımızda Kira'nın yüzüne baktım ve gözlerindeki cinayet arzusunun ateşini gördüm. Sanki yine konuklar gelecekmiş gibi, bir şey kutlanacakmış gibi makyaj yapmıştı. Öp beni Dragomir. Silahlar bizi bu gece özgür kılacak. Kira, acaba amcalarımıza engel olsak da buralardan çekip gitsek mi? Ancak babamızı cezalandırınca gidebiliriz. Korkunç bir görüntü olacak Kira. Harika bir görüntü olacak. Harika bir görüntü olacak Dragomir. Şimdi kapıya bakma, bakmamalısın, bakma, bakma. Kim kırdı bu kapıyı be? Nerede o orospu anneniz? Ateş etmeyin! Silahsızım ben! Silahsızım! Nereye gitti? Ne oldu buna? Kaçırdınız! Kaçırdınız! Kaçtı gitti işte! Sanki yerin dibine girdi. Kaçırdığım üçüncü adamdı. Üçüncü adam. Efsane der ki ölümüm elimden kaçan üçüncü adamın elinden olacaktır. Dolunay'da. Öyleyse sonum geldi. Bundan sonra beni yaşıyor saymayın. Bakın şimdi. Artık bu evde kalamazsınız. Sen kızsın, bizimle gel. Sen de Dragomir Hancı'ya git, şu yemekleri aldığın yere. Orada ihtiyacın olan her şeyi var, sana bakarlar. Han sahibi her şeyi biliyor. Beni de yanınıza alın. Hayır, bunu yapamayız. Bizim hayatımız zordur. Sen buna katlanamazsın. Ama babam beni öldürür. Öldürmez. Yakında onu halledeceğiz. Biz iki kişiyiz, o yalnız. Dragomir, canının istediği gibi yaşa. Ve bizi tanıdığını da unut. Bizden kimseye söz etme. Bazen... Hala yaşayıp yaşamadığımızı bilmek istersen hancıya ya da yenge satıcısı İbrahim'e sor. Eğer hanın önünde güzel yengeçlerin var diye bağıran birini duyarsan aşağıya in. Anla ki bizden haber var. Yapayalnız kalmıştım. Düşünün, annem ve Kira olmadan. Sürekli talihsiz annemin nerede olduğunu, gözünün son halini, Kira'nın nerede olduğunu ya da dayılarımın yerini düşünüp duruyordum. Anne, Kira, neredesiniz? Beni neden terk ettiniz? Evet, özgürüm ama ne yapacağım şimdi? Sessiz yaşamak çok acı. Angela dayının orada her türlü içki bulunurdu. Omuzları çalışmaktan kanamış, yorgun argın liman işçileri oraya iki tek atıp dinlenmeye gelirdi. Doğrusu iyi para kazanırlardı. Kodin de sürekli müşterilerden biriydi. Sert kişiliği, yabancı yapısı, hapiste geçirdiği yıllar, kıvrak zekası ve otoriter tavırlarıyla handaki herkesin korkulu rüyasıydı. Alex
genellikle Kodin'le olan yakın dostluğu nedeniyle saygı görürdü. Yapışık kardeşler gibi hiç ayrılmazlardı. Alex'in duygusal sesiyle söylediği şarkıların Kodin için olduğunu da herkes bilir. Kadınlar hep baş belasıdır. Giro guitar, el rigidón sur En beburún, la tota Si en balí, el rigidón bur Et serà la mai mindissa ya Şehir çok gitar, teyir tesenge Vela da mult maran tala Şiir çok gitar Kat fayom benne Açın Sere Uçun Taş kapı. Buranın benim yerim olduğunu bilmiyor musun sen? Ha söyle. Hadi yaylan bakalım. Ne haber? Ha? Ha, dur Kodin. Kodin ben bir şey yapmadım. Otur şöyle. Bugünden sonra senin yerin burası. Vay canına. Kodin'i yaptın ha bak kavga evet. Etti. Kodin onu savundu. Kim bu çocuk? Bilmiyorum. Evet. Çocuğu tanıyan var mı? Yengeçlerim var. Benim adım Dragomir. Tamam Dragomir. İşler yolunda. İnsanlar abini öldürüp babanı elden kaçıranların annenin aşıkları olduğunu sanıyorlar. Demek ki baban olayı kimseye anlatamamış. Polise de gitmemiş. Anlıyor musun? Peki kiraya ne olmuş? Zamanla her şeyi öğrenirsin. Yengeçlerim var. Taze yengeçler var. Merhaba evlat. Merhaba Bay Kodin. Ben bir kuzuyum ama kurtlara ham yaparım. Sizinle konuşmak istiyorum Bay Kodin. Tamam, itirazım yok. Ama şu anda seni çakozlayamıyorum. Bu ne demek? Çakozlayamıyorum ne demek? Öyle işte. Anlayamıyorum yani. Ama neden? Öyle. Sana kibar bey olmayı öğretmişler. İnsan arkadaşlarıyla konuşurken öyle mahkeme yargıcına konuşur gibi fazla kibarlık etmez, tamam mı? Kısaca bay de bari. Bunu bilmiyordum. En iyisi yalnız Kodin'de. Niye bana bakıyorsun? Ben de seni bekliyordum ama bunu senden duymak istedim.
Beni mi bekliyordun? Gerçekten beni mi bekliyordun Kodin? Ama neden beni bekliyordun? Öylesine bekliyordum. Han'da olanlar yüzünden mi? Bir sürü şey yüzünden. Sen benim güçlü olduğum konularda zayıfsın. Benim zayıf olduklarımdaysa sen güçlüsün. Öyle değil mi küçük kardeşim? Annen öldüresiye döven babanın onun aşıkları tarafından yaralandığını duymuştum. Abini öldürmüşler. Kız kardeşin de ortadan kaybolmuş, öyle mi? Abimi de aşıkların öldürdüğünü söylüyorlar. Öyle diyorlar. Neyse, boş verelim onlara. Böyle daha iyi. Babandan korkuyor musun? Korkuyorum. Korkma. Eşyalarımı burada gizlediğimi ve beni burada bulacağını nereden biliyordun? Bilmiyordum. Öylesine geziniyordum burada. Bugün artık çalışmıyor musun? Hayır, işlerimi bitirdim. Saat sabahın 9'u ve sen işini bitirdin bile öyle mi? Evet, bazen öyle yaparım. Şaşırdın mı? Serin havada çalışmayı severim. Ama işin aslını öğrenmek istiyorsan sevgili çömezim, bir gün sabah 4'te benimle gel de çuvalları nasıl dağıttıklarını öğren. Orada yaşamın gerçek yüzünü göreceksin. Beni de al! Beni de al! Ben de geleyim! Ben de varım! Ne olur beni de al! İş istiyorum! Beni de al! Beni de al, ne olur! Beni de al! Hadi ne olsa bu da! Beni de al! Göreceksin, burada her şey kim olduğuna bağlıdır. Taşeron kendine rüşvet verenleri veya şarap parasını ödeyenleri çağırır hep. Bazıları ise sabahın ikisinden beri sıralarını bekliyorlar. İşin bir sırası olmadığını bilirler ama yine de beklerler. Başka ne yapsınlar? Yumrukları şimdi benim yapacağımı yapacak kadar güçlü değildir çünkü. Ah, Odin geldi! Odin geldi! Şimdi doğru titreme bu! Odin geldi. Odin! 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 Odin adaleti sağlar. Yardımcı olur bize. Odin! Odin yardımcı ol bize. Nazım! Yon! Stavros! Ne ol Odin? Beni al Odin. Karım hasta, çocuklarım aç. Ne olur beni de al Odin. Çocuklarım Petre. Aç, karım hasta. Ne olur beni al Odin. Ne olur. Beni ne de. Olur, al beni. Konstantin. Sağ ol Odin. Sağ ol. Kahretsin. Odin bize adaletini yine gösterdi. Beni de al. İşte bitti Dragon. Sağ ol Odin. Sen sefaletin ne olduğunu bilemezsin. Bu insanlarsa onun içinde yaşıyorlar. Hayat bu işte. Pek az insanın parası ve gücü var. Hayat bu işte. Ya şimdi tatmin oldun? Niye tatmin olayım ki? Çünkü iyilik yaptın. Yaptım çünkü yapabiliyorum. Ben iyi ya da kötü değilim. Kanaatkar hiç değilim. Hayır Odin, yanılıyorsun. Sen iyi bir insansın çünkü iyilik yapıyorsun. İnsanlar seni seviyor ve yaptığın iyilikler seni cehennemden kurtaracak. Allah kahretsin, bu kadar salak olduğunu bilmiyordum. Zengin çocukların genelde yaptıkları gibi saçmalıyorsun sen. İyilik yapmak diye bir şey yoktur, tamam mı? Çünkü çıkar bekleyen aşkın alevi olmaz. Şunlara bak, beni sevmiyorlar. Dahası benden nefret ediyorlar. Yaşam hakkında bir bok bilmiyorsun sen. Onu anlamak için biraz tanımamız gerekir. Oysa sen daha çok gençsin. Ötede, adada yaşlı bir çift yaşar. Sanırım beni bencillikten uzak bir biçimde seviyorlar. Ben aşkı yargılarken insanları ayırmam Odin. Annemin ve kız kardeşimin beni sevdiklerini bilmem bana yetti. Tabii. Seni sevenlerin nasıl insanlar olduklarını görmek isterdim. Kimin? Şu adada yaşayan insanların. Görmek istersen o zaman görürsün. Ne zaman istersem? Ne zaman istersen. Bazen bana bakardı. Büyülü gözlerini üzerime çevirirdi. Ve kendimi mutlu hissederdim. Aynı annemin çocukken anlattığı öykülerden tanıdığım iyi kalpli insanlar gibi. Odin biraz gülsene. Hadi gülümse biraz. Hadi lütfen biraz daha gül. Aman Tanrım. Baba, Odin geldi. Kadehleri getir hadi. Gördün mü Odin? Köpekler bile seni unutmuş artık. Demek ki sen de bizi unuttun. Evet evet, gerçekten unuttun. Tamam hey, yeter artık. Kesin çenenizi. Yeter. İyi günler.
ve genç bir adam. O Dragomir. Gerçek bir yetim değil ama pek farkı da yok. Şey diyelim, o benim çömezim. Ya da Tanrı onu korusun. Arkadaşım. Hey gidi günler hey. Kodin. Şuradan buradan konuştular. Neler dediklerini şimdi pek hatırlayamıyorum. E zaten bir önemi de yok. Çok zor oldu. Ama içkiden söz ederken birden yine susadım. Bana bir içki daha alır mısınız? Hoş geldiniz. Kodin'in onların yanında evde gibi olduğuna hiç şüphe yoktu. Her şeyden bu sene bütün o tarlayı tek başıma sürdüm, tek başıma. Bir an bile o eski nefret ateşi uyanmadı gözlerinde. Düşündüm, Kodin belki de hep böyle olabilirdi. Yani o şüpheciliğinden kurtulabilirdi. İçsene küçük kardeşim, iç şu içkini. Eğer değersiz bir yaratıksan bu seni daha da değersiz kılacaktır. Ama ruhunda bir ateş varsa bu onu daha da alevlendirecektir. Hadi bakalım yarasın. Ben sizi yalnız bırakayım. Hayvanlara bakmam gerek. Ben de geleyim. Sen mutlu bir adamsın. Tanrı'ya şükret Dragomir sana hiç yoksulluk göstermemiş. Kodin'e bir bak. Çocukluğu acılar içinde geçti. Ailesi topraklarını yitirip yoksullaştı. Kodin acı çekiyordu. Herkes ona çirkin diyordu. Ailesi, arkadaşları, çevresindeki herkes. Ona maymun surat derlerdi. Böyle bir adam olması mucize mi? 13 yaşına geldiğinde ailesi artık onu dövemiyordu. O onları dövüyordu. Edenin yanına kalmaz. Annesi babası yaşlanıp da işe yaramaz hale gelince Kodin kış ortası onları evden atmış. Ben gidip ona yalvardım. Acı onlara, geri al. Seni onlar dünyaya getirdi dedim. İyi biri olduğundan onları geri aldı. 18'inde yol yapımında çalışmaya gitti. Gerçekten çok fazla çalıştı. İyilik yaptığı herkes ondan nefret etti. Çünkü o güçlüydü. Gösterişliydi ve her şeyden önemlisi adalet duygusu vardı. Birçok insanın onun ölümünü görmek istediğini biliyordu. Gafil avlanmamak için yüzerek karşıya geçer bataklıktaki adalarda uyurdu. Bu halde bile düşmanları bir gün onu buldular. 4 kişi onu öldürmek istedi. Biri ertesi gün bağırsakları ağzının içinde olduğu halde ölü bulundu. Kendini savunmuştu ama yakalandı, hapse atıldı. Çıkar çıkmaz birini daha öldürdü. Aşığının yatağında yakaladığı bir adamı. Anlıyor musun? Kodin bu işte. Onun ne olduğunu yalnız Tanrı bilir. İyi biri olmasına rağmen madenlerde 10 yıl mahkumluk yaptı. O yokken babası öldü. Bu yüzden ona hapishane kuşu, katil diyorlar. Yine de Tanrı onu seviyor. Senin gibi birini, bir meleği ona gönderdi. Ona iyi bak. Haklıymışsın Kodin. Seni gerçekten seviyorlar. Demiştim sana ama ben onlara bir şey yapamadım. Başkalarına bile iyilik yaptım ama onlara yapamadım. Yani seni neden sevdiklerini bilmiyorsun. Hayır. Beni neden sevdiklerini bilmiyorum. Bir pazar günü korkunç bir kavga gördüm. Andakilerin çoğu 2 gündür sürekli içiyordu. Kodin de aralarındaydı. Yaklaşık 10 kişilik bir gruptaydı. Ama Alex ve benimle birlikte ayrı bir masada oturuyordu. Şarap su gibi akıyordu ve 2 yorgun çingene bir şeyler çalıyordu. Thank you.
Patinacılar buraya geliyorlar. Kavga çıkacak galiba. Sakin ol. Şimdi ne yapalım? Sakin ol. Burada boş yer var galiba. Gözlerim biraz bozuk gibi. Öyle mi? Gözlerim çok iyidir benim. Pis suratını görebiliyorum. Neyiniz var serseriler, sağır mı oldunuz? Şakan ha? İleri gitmeye başladı, seninle duydun mu? Seninle konuşan yok, ben çingenelerle konuşuyorum. Çabuk topla bardakları hanım, çabuk çabuk. Size ne oldu? Siz ne bakıyorsunuz öyle? Ha? Hoşunuza gitmeyen bir şey mi var? Yoksa dilimi mi anlamıyorsunuz? Yok, biz size bir şey demedik. Bir şey demedik. Söylesenize, niye kerhaneye gitmiyorsunuz siz? O pis suratlarınıza orası yakışır. Ne var? Niye öyle dik dik bakıyorsunuz bana? Hadi defolun. Biz size dik dik bakmadık. Evet bakmıyoruz. Bana bak, pisliğin bu anda birine bulaşırsa benden çekeceğim var. Sen de kimsin be adam? Polis mi? Hapishane kuşu mu? Sen benim kim olduğumu aslında çok iyi bilirsin. Hayır, bilmiyorum. Polis dikkat et! Kodin hayır! Kodin yapma! Ne yaptın? Seni kurtardım Kodin! Seni ben kurtardım Kodin! Her şeyi gördün mü? Evet! Söyle o zaman! Suç bende mi? Bende değildi Kodin, kesinlikle değildi! Bu fazla yaşamaz! Çoktan bitmiş bile. Bir şeyler çal. Lanet olsun. Biz suçsuzuz. Bizim hatamız değildi. Ne zaman arasan bir polis de bulamazsın. Can kurtaran da insanlık özgür, birbirini boğazlamak da özgür. Neyin gerçek olduğu ya da olmadığı benim umurumda değil, tamam mı? Ya da yaşamdan aldıklarım veya almadıklarım. Tüm yaşamım boyunca kalbimin istediklerini yaptım ben. Canıma mal olacak olsa bile. İstanbul'dan yeni döndüm. Öğrendiğim tek şey, İstanbul kuruldu kurulalı tek gözlü bir Roman kadın tedavi olmayı dikmemiş. Başka yere bakmalıyız Dragomir. Ama üzülme, onu bulacağız. Üzülmek insana yardım etmez. Senin gibi gül yanaklı bir genç yaşamdan biraz daha tat almayı bilmeli. Gelsene tekneyle biraz dolaşalım. Hadi gel. Şimdi nasılsın? Biraz kahve iç, meyve ye.
Dans etmek ister misin? Hadi dans et. Eskiden dans ederdim. Annemle birlikte her gece dans ederdik. Öyleyse dans etmek için güzel bir nedenim var. Güzel çocuk. Kodin eve gidince durmadan annesini döverdi. Ona uyuz bir kedi gibi davranırdı. Yapma Kodin! Neden yapıyorsun bunu? Kodin kes bunu! Beni eve getirdiğin işi sağ ol ama biliyorsun sarhoşum. Ben sarhoş olduğum zaman yaptıklarımı önemseme. O kahpe karı her yapılanı hak ediyor, emin ol. Bu acımasızlık beni çok şaşırtıyor. Öyle mi? Evet, şaşırtıyor. Çok şaşırtıyor. Ne kadar yakışıklı laf böyle. Hep diyorum o karıya, sat şu kalan toprağı diye ama satmıyor. Ben de satana kadar döverim onu. Neden o toprağı satmıyorsun Anastasya teyze? Sana yaptıklarını görmüyor musun? Sen kendi işine bak. Senin gibi bir çocuğun fikrine ihtiyacım yok. Hiç kimseninkine ihtiyacım yok. Benim yanımda onu dövme. Benim yanımda onu vurmana dayanamıyorum. Anne değil, aşağılık bir insan bu kadın. Nasıl böyle bir şey söylersin? Seni dünyaya o getirmedi mi? Aferin ona. Bu yılandan nefret ediyorum. Süt diye zehir emzirmiş bana. Sat şu toprağı. Tanrı aşkına sat. Dayaktan öldürecek yoksa seni. Boş ver. Öldürse bile satmam. Tanrı aşkına ne yapacaksın o toprağı? Nasılsa sen ölünce tüm malın Kodin'e kalmayacak mı? Asla! Asla! Hiçbir şey... Hiçbir şey alamayacak! Her şeyimi kiliseye bıraktım. Evet, kiliseye! Seni seviyorum Kodin. Beni sevdiğini biliyorum Dragomir. Ama söylediğine üzüldüm. Nedir seni böyle üzen? Çünkü sen yaşamda ve ölümde bizimle dost olmak için çok gençsin. Zaten böyle bir arkadaşım var Kodin. Alex. O gerçek bir kan dostluğu değil. Alex de diğerleri gibi yalnızca korkuyor benden. Kuzu gibi davranıyor. Benim kararlı ve vahşi olduğumu biliyor. Herhangi bir nedenle dostluğumu bitirsem o da diğerleri gibi yüzüme tükürür. Kan kardeşliği. Evet, kan kardeşliği ise gerçekten çok farklı bir şeydir. Kan kardeşliğinde sevgi çıkarsız son olur. Bu yüzden insanın kalbi çok yumuşar. Duymuşsundur herhalde. Duydun değil mi? 12 yıl önce Yasili bir adamı öldürmüştüm. Adam benim kan kardeşimdi. Onu çok seviyordum çünkü ilk kez gerçek bir arkadaş bulduğumu sanıyordum. 18 yaşımı çok az geçmiştim. Köpek gibi bir çocukluğun ardından tabii. Ben iki yılanın oğluyum. Beni döverler ve hırsızlık yapmaya gönderirlerdi. Bazen limandan biraz buğday, bazen komşudan biraz tavuk çalardım. Dünyadaki tüm yılanların zehirleri bende toplanmıştı. Biri bana zarar verince kemiklerini kırıverirdim. Sonra yaşam matanasiye girdi. Alex gibi yakışıklıydı ama o soylu ve güçlüydü. Küçük kardeşim Dragomir, bilsen sevilmek ne harika bir şeydir. Onun ilk dost öpücüğünden sonra sanki tüm dünyam değişmişti. Birbirimizi bencillikten uzak sevmiştik ama birkaç ay sonra onun değiştiğini fark ettim. Artık beni öpmüyordu. Onu yeniden kazanmaya çalıştım. Ama o gün geçtikçe benden daha da uzaklaşıyordu. Sonra bir gün arkadaşlığın en kutsal duygularıyla öptüğüm ağız bana şunları söyleyiverdi. Maymun surat. Ağladım. Acı çekerek ağladım. Sonunda kardeşim Tanase yanında 3 adamla birlikte beni buldu ve uyurken beni öldürmeye çalıştılar.
ama ben onu öldürdüm. Tanase'yi öldürmeyi istedim. Bunu tüm benliğimle istedim ve onu öldürdüm. Sonra sevgilimin yatağında bulduğum bir adamı daha öldürdüm. Kardeşim Dragomir, henüz aldatılan bir aşığın acısını bilemezsin. Bu mideni buran açlıktan, erimiş demirin sıcağından ve hatta ölümden bile kötü bir şeydir. Beni hapse attılar. Ama bilmiyorlardı ki asıl öldürülen bendim. Seni seviyorum Kodin. Kan kardeşin olmak istiyorum. Sen iyisin Dragomir. Sen beni bile iyiliğe yöneltirsin. Ama henüz çok gençsin. Kan kardeşleri etlerini bir bıçakla keserler. Sol kollarını. Ve birbirlerinin kanını içerler. Bu kan doğrudan kalpten gelir çünkü. Kanımı içen adam bana ihanet ederse onu ölümle cezalandırırım. Kodin, senin karını içeceğim Kodin. Ve eğer sana ihanet edersen beni öldür. Olamaz Yüce Tanrım. Böyle genç bir adam bile beni bu kadar sevdiyse ben bile adam oluyorum demektir. Dostum, kolunu kesebilir miyim? Kanını içebilir miyim? Kes Kodin. Kes hadi. Kes. Gül Kodin. Gül hadi. İç kardeşim. İç kanımı ki Tanrı seni korusun. Ve genç kalbin bir mahkumun nasıl sevdiğini öğrensin. Hadi iç, iç. Bak, Kodin geliyor. Hadi söyle ona. Hadi. Tekir kedi saatlerdir İran'ın penceresi önünde. Hala orada. Acele edersen onu orada bulursun. Tekir kedi de kim Kodin? Bir herifin takma adı. Aşk serüvenleri yüzünden bir sürü dayak yedi ama Irina'yı yine rahatsız etmeye başlamış galiba. Tekrar serenatlara başlamış. Söz ver Kodin, onu öldürmeyeceksin. Senin için korkuyorum. Söz veririm, ona zarar vermeyeceğim ama Kodin'in sonunun da bir kadının elinden olacağını sen bil. Artık kan kardeşiyiz, bundan sonra cinayet işleyemezsin. Git artık küçük çocuk. Git yoksa kafanı patlatırım. Kodin! Was arm um sieplechen mit hivo horgsene hoy tu sai o quelle o messi che kegen os arm um sieplechen mit hivo horgsene hoy tu. Sen buna müzik mi diyorsun ufaklık? Başla Kodin, çalmak istemedim. Korkma çingene, sana bir şey yapmayacağım. Gelmemeliydin buraya. Ve kaçmaya çalışmayın sakın. Yoksa bıçağın tadını alırsınız. Soyun. Duydun mu? Soyun dedim. Sen çalmaya devam et. Şu az önceki şarkıyı çal. Soyun tekir kedi, eğer canını seviyorsan tabii. Devam et! Altını da çıkar! Devam et! Donunu da çıkar tekir kedi! Bir sabah korkunç bir söz kasabayı kaplayıverdi. Önceki gece biri koleradan ölmüştü. Ve kasaba hemen karantina altına alınacaktı. Koleralıların evleri hemen kapatılmıştı. Sonraki günler doktor ve yardımcısı bazı şüphelileri topladı.
Ve daha sonraki hafta iki kişi daha öldü. Cesetler çabucak gömülüverdi. Üç gün sonra biri daha öldü. Nereden geldi başımıza? Önce zenginler kasabadan kaçtı, sonra herkes. Ben Kodin'le gittim. Irina ve Alex de bizimle birlikteydi. Göreceksin, annem kolerayı bizim üzerimize doğru kovalayacaktır. Kolerayı korkutmak için annemi de yanımıza alabilirdik. Koruda yürüyüşe çıkmıştım. Birden bir şey dikkatimi çekti. Bir mendildi bu. Tanıdıktı. Dikkatle baktım. Evet, Irina'nın mendiliydi. Üzerine adı işlenmişti. Mendili ona gösterince Kodi'nin yüzünün alacağı hali düşünüp gülümsedim. Kolera salgınının ortasında bile Irina'nın eşyalarını kaybetmeyi başardığını söyleyecekti. Tam zamanında geldin. Doktorlar öbür kampa gelmişler ve orada hasta insanlar bulmuşlar. Yakında buraya gelirler. Burada hasta bir kadın var ve kocası onu bulup götürmesinler diye saklamamızı istiyor. Gel hadi. Küçük bir geziye çıkalım. Aman dikkatli olun. Teyze. Yavaş. Aman yavaş. Tamam, bu kadar işte. Dikkatli olun, ne olur. Yavaş. Kodin, buradan değil, şu taraftan gidelim, olur mu? Neden olmasın ki? Hey, burada ne güzel yerler var böyle. Olsun Kodin, buradan gitmeyelim. Kampa çok yakın olur, onu hemencecik bulurlar. Burada onu kimse bulamaz. Şu saman yığını işimizi görecektir. İşte geldik. Tamam. Hepsi bu kadar galiba. Yavaş, tamam. Yavaş ol, yavaş ol. Aman, aman yavaş. Biraz önce burada biri varmış. Sen olmayasın. Hayır. Burası harika bir yer. Çok iyi. Biri zaten bulmuş burayı. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Nasılsa yine gelecektir. Kafir Muskan nerede senin? Bilmem, düşürmüş olmalıyım. Akılsızlık etmişsin Irina. Kafurunun seni koleradan koruduğunu bilmez misin? Biliyorum Kodin. Tatlı Irina, ne kadar dikkatsiz bir kızsın. Böyle bir şeyi kaybetmek çok akılsızca.
Kolereyi hafife almamalısın. Biliyorum Kodun ama düşürmüşüm, ne yapayım? İp kopmuş olmalı. İnceydi zaten. Evet, gerçekten çok inceymiş. Kolay kopar. Seni anlıyorum. Artık kadını geri getirebiliriz değil mi? Hadi dostum, gel benimle. Bekle Kodin, ben de geleyim. Yota teyzeyi nereye sakladığınızı görmek istiyorum. Gel tabii, ne olacak? Hatta Alex kardeşim, istersen sen de bizimle gel. Teyze, doktorlar gittiler. İyileşeceksin, merak etme. Gördün mü? Tilki kürkçü dükkanına döndü. Ben dememiş miydim? Irina, sen ne arıyorsun öyle? Ben mi? Hiç. Ne oluyor kardeşim Alex? Neden soruyorsun? Birlikte her zamanki gibi yedik yemeğimizi. Kodin hemen hiç gülmedi. Yalnızca önündeki yemeği eşeledi durdu. Ara sıra bakışlarını kaldırıp bir Irina'ya bir Alex'e bakıyordu. Konuşmak istemekten çok bir şeyi merak ediyordu sanki. Kimse konuşmadı. Sessizlik içinde yedik. Gülmene bayılıyorum Kodin. Seviyor musun? Gerçekten seviyor musun? Evet, gerçekten seviyorum. İyi ki geldin. Sana bir şey sormak istiyordum. Şu kafuru muskası ve iplerinin yitirilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bana bak kardeşim. Gerçekten bir şey düşünmüyor musun? Yalnızca Irina'nın düşürdüğünü biliyorum. Harika. Ya muskanın ipleri ve şu saman yığını. Ne tatlı bir aşk yuvası olurdu değil mi? Alex'in elindeki parçayı gördün sen de değil mi? Aynı parçanın benzerlerini biraz önce gördüğümüzü hatırlıyorsun değil mi? Bilmiyorum Kodin. Gerçekten mi kardeşim? Bilmiyorsun ha? Ama bir şeyler düşünmelisin değil mi? He? Böyle şeyler her zaman olabilir Kodin. Ve birçok kafuru muskası yitirilir değil mi? Baksana kardeşim. Bu konuda senin de fikrini duymak isterdim. Sana inanırım. Ne dememi istiyorsun Kodin? Belki Irina ve Alex şu tarafa doğru bir yürüyüş yapmışlardır. Öyle mi? Demek bir yürüyüş yaptıklarını düşünüyorsun. Evet. O zaman samanların arasında yattılar. Ve Irina'nın muskası da orada düştü. Bu arada iki iyi dost gibi kardeş kardeş benim hakkımda konuştular. Beni ne kadar sevdiklerinden falan. Bak kardeşim, bana beni inandıracak bir şey söyle. Yardım et bana. Ama sakın abuk subuk yalan uydurma. Ne oldu Kodin? Ne yapmak istiyorsun kardeşim? Doğru dürüst bir karşılık yok mu? Sen delisin Kodin demek yok mu yani? Bak küçük kardeşim, sana bir şey söylemek istiyorum. Hadi yeminimizi bozalım. Yani artık kan kardeş olmayacak mıyız? Evet, bunu kastediyorum. Ama neden? Böylesi daha iyi. Bu dünyada kardeşçe dostluk diye bir şey kalmamış nasılsa. Yanılıyoruz biz. Ben yakında gidiyorum ve artık kurtlarla yaşamak istiyorum. Beni korkutuyorsun Kodin.
Senin kan kardeşin olurken çok ciddiydim. Bana bunun ölünceye dek süreceğini söylemiştin. Alex kardeşim, eğlenmek istiyorum. Hadi kasabaya inelim. Kolera ne olacak? Eğlenmek istiyorum dedim. Kolera insanlığın içini kemiren en büyük hastalık değildir. İnan bana. E nedir peki? Birçok şey. Sen de bilirsin. Bunu mu arıyordun? He? Söyle, bunu mu arıyordun? Nerede buldun onu? Yitirdiğin yerde. İplerin düştüğü yerde. Buyur güzel çiçeğim. Tak da kolera olma. Tamam Alex. Gidebiliriz. Galiba bugün gerçekten iyi eğleneceğiz. Kodin! De! Kodin! De! De! Ne var? Ne istiyorsun? Hep birazcık eğlence. İyi bir eğlence ha. Sen biraz fazla yumuşak görünüyorsun oğlum. Ne oluyor Kadim? Bu ne biçim eğlenmek böyle? Beni incittin Alex kardeşim. Beni incittin. Şu yarayı hissedebiliyor musun? Bunu seni kurtarırken almıştım. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum Kadim. Bunun için de sana minnettarım. Gerçekten minnettar mısın? Sen minnettar olduğunda neler yaparsın Alex? Ne oluyor Kadim? Neden böyle garip şeyler soruyorsun? Benim sana düşüncesizlik etmediğimi bilirsin. Sessizliğin canımı sıkıyor Alex. Söyle. Nasıl bir bıçakla kestin o kabukları? Versene bana şu bıçağı Alex. Sana mı vereyim? Şunu kullanmıştım. Tamam, ver onu bana. Ama neden kardeşim? Bir görmek istiyorum Alex. Bilirsin iyi bıçakları severim. Ama senin birçok iyi bıçağın var Kodi. Evet ama bundan daha iyisi yok Alex. Güzel. Gerçekten çok iyi. Küçük bir bıçak bu. Kara bulanmaktan çok... Kabuk soymak için yapılmış. İnsan öldürmez ama ha? Ama tehlikeli bir silah olmasını istiyorsan... ...onu önce zehire batırmalısın. Kendine zarar verme Kodin. Oo, benim için bu kadar endişelenmen ne hoş Alex. Beğendim. Kalbimi ısıtıyor senin bu sözlerin. Kodin kardeşim. Ne var kardeşim? Hiç, ne olsun. Bu kadar seveni olan bir adamın ne derdi olabilir? İnsanların sevdiği adam, asla aldatmadıkları bir adam. İçki getir! Buraya eğlenmeye geldik. Şerefe. Şarkı söyle Alex. Senin şarkılarına bayılıyorum. Söyle hadi.
Gitar eski. Bir ezgi çalar. Çok iyi, tamam. Ufuk gözyaşlarına bulmak. Biliyor musun, şarkıların beni hep etkiler Alex. Bulmakta asla solmayacak. Senin şarkı söylemene bayılıyorum. Aşk kalbime de... Söyle, ne boktan nedenle bu sabah durup dururken aşka bul kestin ki? Her zaman yapar mısın bunu Alex? Söyle, her zaman yapar mısın? Örneğin ben yemeğe gittiğimde de o zaman da yapıyor musun Alex? Söyle. Ne istediğini anlamıyorum. 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 Anlamıyorsun ha? Gerçekten mi? Bari tahmin etsene. Kodin, yapma, İşi, bırak. Kodin. Çabuk içki getir. Kodin. Şarkı söyle Alex. Çok korkuyorum Kodin. Senin için endişeleniyorum. Şarkı lütfen söyle. Yapma Kodin. Şarkı söyle. Şarkı söyle Alex. Şarkı söyle. Şarkı söyle Alex. Şarkı söyle. Ne yaptın Kodin? Sanki ben de ölmüştüm. Annem, Kira ve kan kardeşim Kodin olmadan yaşamın ne anlamı vardı ki? Boş bakışlarla, aptal ve savunmasızca tüm kasabada dolandım. Kolera salgını da artık bitmişti. Sokaklarda yine insanlar vardı. Ama hiçbiri ilgilendirmiyordu beni. Yengeçlerim var. Güzel yengeçlerim var. Taze yengeçler var. Yengeçlerim var. Yengeçler var. Taze yengeç var. Ah zavallı çocuk, yazık sana. Dayın kaderiyle karşılaştı Dragomir. Babanın adamları bir çallıkta Kozma'yı öldürmüşler. Kardeşi de yaralanmış ama o kaçmayı başarmış. Ya Kira? Kira'yı yakalayıp Türkiye'ye götürmüşler. Ve esir olarak satmışlar. Şimdilik hepsi bu kadar oğlum. Tanrım. Neredesin Kira? Neredesin anne? Sen neredesin Kodin? Yengeçlerim var. Taze yengeçlerim var. Güzel yengeçlerim var. Taze yengeçlerim var. Kira. Anne. Kodin. Neredesiniz? Sonbahar geldi. Yaşadığım en hüzünlü sonbahar oydu. Sonraları çok yaşadım. Ama en hüzünlüsü hep oydu. Sadece yitirdiklerimin yokluğuyla acı çekmiyor. Aynı zamanda da babamın benden intikam alacağı korkusuyla yaşıyordum. Ne yapabilirdim ki? Kodin! Korkma Dragomir. Hiçbir şey deme. Uzaklardan geldim. Kurtlar arasında yaşadım. Ama onların kürklü derileri var. Oysa benim yok. Donuyordum. Hiç böyle kötü olmamıştım, hapiste bile. Korkma Dragomir. Artık kendimle savaşmıyorum. Barış içindeyiz. Artık dost olduk onunla. Bak dostum. Beni aldattığında ölmeni istemiştim. Şimdi ise seni öpmek istiyorum. Dikkatli ol, seni bulmasın. Nasıl geldin buraya? Seni öpeceğim Dragomir.
seni öpmek istiyorum. Şu enkaza bak. Sana onu kolera görse kaçar dememiş miydim? Onun dışında çirkinlik yoktur burada. Diğerleri onun yüzünden öldü. Ama o gebermedi. Benimle alay ediyor. Her göz göze geldiğimizde benim çirkinliğimden korkuyor. İşte ben böyleyim. İşte korkunç bir vahşi. Vahşi. Seni burada fazla tutmayacağım. Bakımsızım ve leş kokuyorum, biliyorum. Anılar zihnime hücum etmese seni hiç rahatsız etmezdim aslında. Bana kızmış görünüyorsun Dragomir. Birine kızdığın zaman o zehri içinden atmanın yolu ona bir yumruk patlatmaktır. Vur bana. Çünkü dostça bir yumruk damarlarını kaplayan bir zehirden çok daha iyidir. Vur bana Dragomir. Sana asla vuramam Kodin. Vur. Vur bana, kızgınlığın gider. Sana kızgın değilim ki. Kızgınsın. Vur bana Dragomir. Vur hadi. Vur. Vur bana. Vur bana. Vur. Bu daha iyi işte. Kendimi polise teslim etmeden önce bir kez daha ellerini okşayabiliyorum. Son bir kez daha. Bir kardeş elini. Dragomir. Dragomir. Kanını hissetmek istiyorum. O içtiğim güzel kanını. Yalvarırım Dragomir. Zavallı dostun Kodin'i hep acıyla hatırla. Hep iyinin peşinde koşmama rağmen rezil bir yaşam sürdüm. Yanlış zamanda, yanlış yerde. Aslında hala yaşamak istiyorum. Daha 32 yaşındayım ben. Bükreş'ten bir avukat getirdim, tanıklara rüşvet verdirebilirdim. Bilirsin para için yemeyecekleri bok yoktur. Görmelisin para için nasıl adaleti satışa çıkarır pis herifler. O aşağılık köpekler para için mahkemede kanıtları bile yok ediyorlarmış. Oh, bir de şu yılanın annemin boğazına çökebilseydim. Sıksaydım onun boğazını gebertinceye kadar. Gebertsem onu. Gebertsem. O zaman biraz param olurdu. O kahpe para için kendi anasını bile satar. Parayla 10 yıl içinde serbest kalırdım. O zaman da buralardan giderdim. Belki Kutsal Dağ'daki manastıra giderdim. Ama olmaz. Neyse. Bu kadar yeter. Artık her şeyden bıktım. Aslında biliyor musun, en önemli olan şey, her şey, her şeyden...
ne diyeceğimi bilemiyorum. Cody'nin durumu iyi değil Anastasia teyze. Ona iyi bakman gerek.